Evet sevgili seyirciler, Küçükbaş Hayvan Etkinliği Fuarımızda gezimiz devam ediyor. Şu anda Mitotoi söylerken bazen telaffuzda hata olabilir, özür dileriz. Firmasıyla beraberiz, yanımızda da yetkilimiz var, kendisini tanıtmasını isteyeceğiz. Hangi hayvanlarımız var, neler yapıyoruz? Çünkü çok farklı bir uygulamayla Türkiye'de bulunuyorlar, çok farklı bir yapılanma şekilleri var. Bunlardan bahsedeceğiz. Merhabalar, kolay gelsin. Merhabalar. Öncelikle olarak sizi biraz tanıyabilir miyiz? İsmim Alper Fatih Taşkın. 2012'den bu tarafa Romanov koyunlarıyla iştirak ediyoruz. İthalatını yapıyoruz. Daha doğrusu ihracatını yapıyoruz Türkiye'de, Türkiye'ye. Şimdi yeni başladığımız sistemle beraber embriyo transferi, embriyolu hayvanlar getirmeye başladık. İşte Suffolk'tu, Asaf'tı, Ile-de-France'tı, bunları Merinos'lara adapte edip Türkiye'ye getiriyoruz. Şimdi gördüğünüz Romanov'ları da üniversiteden getirdik. Üniversite hayvanlarımız. Birinci kalite P1 olarak geçiyor bunlar. Üniversiteyle çalışıyoruz. Üniversite patentli, üniversite lisanslı ürünler. Ukrayna'daki üniversiteyle evet, Ukrayna Harkov Üniversitesi'yle çalışıyoruz. Harkov'daki üniversitenin kendi üretmiş olduğu hayvanlardır bunlar. Yani direkt bilinçli olarak ve üniversitedeki hocalar buraya geliyor, eğitimlerini veriyorlar. Eğitimlerini verdikten sonra üretici kendisi devam ediyor üretime. Evet. Peki embriyo transferinin avantajı nedir bu noktada? Embriyo transferi bir kere her şeyden önce çok ucuz, çok uygun. Diğer hayvanlara diyelim ki ticari olarak bir Ile-de-France 300 Euro'ya alıyorsanız bunu ortalama 200 dolarlara, 150 dolarlara falan getirebiliyorsunuz. Bu hayvanı içerisinde geldiği zaman Merinos'un anne size kalıyor tekrardan. Yani buradaki mantık şimdi tabirimde yanlış olursa lütfen düzeltin bu noktada. Orada ikinci, üçüncü kalite anne olarak gördüğümüz hayvanları embriyo transferi nakledip buraya daha uygun fiyata mı getiriyoruz? Ben mi yanlış anlıyorum? Şöyle, yoksa Merinos, hani Askanya Merinos'u dediğimiz kaliteli bir Merinos var. Ukrayna'nın kendi geliştirmiş olduğu. Bu da yeni kendi Merinoslar arasında iyi bir Merinos türü. Evet. Biz bunlara aşılama yapıyoruz. Aşılama yaptıktan sonra getiriyoruz. Sadece anneyi değiştiriyoruz. Anne değişiyor, anne değişiyor ama değişiyor. Yavrular, doğan yavrular, Türkiye'de doğan yavrular yine safkan olarak. Safkan olarak geliyor. Anne ve babanın tamamen işte diyelim ki 2005 ya da 2015 şampiyon anne ve babalarından Ile-de-France, Suffolk, işte Chevrolet bu gibi hayvanları getiriyoruz. Embriyolarını Merinos'lara transfer ediyoruz. Sonra bekledikten sonra, tuttuktan sonra Türkiye transferlerini gerçekleştiriyoruz. Evet. Ukrayna'daki yapılanmanız ne şekilde bu noktada? Tabii ki üniversitelerle çalışıyoruz profesyonel. Şimdi Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri dağıldıktan sonra bunların tamamı bu işleri bizden daha iyi biliyorlardı. Evet. Daha iyi bildikleri için Türkiye'de bu işlemleri yaptırmak çok daha maliyetli. Orada 5'te 1, 5'te 2 fiyatlarına olduğu için ekonomik olarak daha uygun buralardan. Bu nedenle şu anda bu transfer işlemlerini yapıp getiriyoruz. Bizim için ve buradakiler için de uygun oluyor. Evet. Peki hangi ırklarımız var şu anda elimizde? Romanov fuara katıldığımız. Şu an Romanov var. Romanovlarla katılıyoruz bu sene. İşte gördüğünüz gibi ilk doğumunu yaptı. En küçük anne 4 yavru yaptı. En ufak annemiz şu anda 4 yavrusuyla beraber burada yani. Burada ekrandan izleyicilerimiz de görüyordur şu anda. Romanov'a karşı Türkiye'de böyle bir algı var. İstemsiz olarak şekillenen, iyileyen, kötüleyen hani birçok... Şimdi şununla alakalı lafızı böldüm. Bugüne kadar gelen Romanov'ların tamamı safkan değildi bir. İki, nasıl bakılacağını bilmiyorlardı. Bununla alakalı işte eğitimlerin verilmesi, nasıl olduğunu, bir bebekle hemen hemen aynı bakımı. Ama şöyle bir haftayı geçtikten sonra yavru kendini toparladıktan sonra 10 günü hemen ota düşüyor, yeme düşüyor ve başlıyor kendini kurtarmaya. Ondan sonra bir sorun olmuyor. Bu safkanlık olmadığı için, piyasada da bakmayı bilmedikleri için hep kötülediler, hep kötülediler, hep kötülediler. Doğan yavrular öldü, işte anne 400-500 bekliyoruz derken burada ikiz yavrular, biri tek yavrular çok karşılaşıldı. Tabii ki yani rasyonların verilmesiyle alakalı. Doğurana da doğurmayana da aynı rasyonu verdiğiniz zaman boşu boşuna emek harcamış oluyorsunuz. Ayırmanız lazım, annenin babanın nereden geldiğini bilmeniz lazım. Pedigrili hayvan mı? Şimdi Ukrayna'dan gelen ya da Rusya'dan öyle söyleyeyim, bizim bu bölgeden gelen birçok hayvan nereden geldiği belirsiz. Hangi ahırdan geldiği belirsiz. Öyle olduğu için de bu sonuçlar doğal yani.
fazla bir şey evet. beklememek gerekiyor. Ya Türkiye'deki bu algıyı artık bir değiştirmemiz gerekiyor. Elbette ki kaliteyle değiştirebilirsiniz. Hı-hı. Bunu da nasıl yapacaksınız? Kaliteli hayvan getirerek yapacaksınız. Ucuza değil de kaliteyi ucuza almamız lazım. Evet. Bugüne kadar getirdik, öldürdük, getirdik, kestik. Çünkü bir şeye yaramıyor. Hı-hı. Eğer düzgün ırkı bulabilirsek, düzgün hayvanı bulabilirsek ki bunun anlamı profesyonel çalışmak oluyor. Eğer üniversitelerle ya da gerçekten kendi bünyesinde üniversiteyle bilinçli çalışan işletmelerden alırsa, getirilirse sorun sıkıntı olmuyor evet. hayvanlarda. Peki bir üretici olarak ya da ben küçük başa başlayacak birisi olarak size geldiğimde hangi ırkları sizden temin edebilirim? Merinos ve Romanov. Merinos ve Romanov'u evet. sizden Emriyo temin edebilirim. Emriyolu, diğer ırkları da şey yapabilirsiniz. Ama ben her zaman söylüyorum, kendi yerel ırkımız Merinos olduğu için kesime gittiği zaman aynı paraya da aynı değerde olduğu için hı hı. böyle fanteziye fazla gerek kalmıyor. Onun için Merinos ve Merinos. Ben diyorum. De zaten bir Merinosçuyum bu noktada. Hani Merinos her zaman için bizim ülkemizin değeri ki dünyada en fazla nüfusa sahip koyun ırkı Merinos. O yüzden kanıtlamış bir kalite. Yani fazla bir şey bir de ilk defa başlıyorsa hı hı. mutlaka ve mutlaka bir bilgisi yok, bir becerisi yok. Her şeyden önce eğitim alması gerekiyor. Profesyonel destek alması gerekiyor. Bir şekilde bir danışmanlık, bir sonuç alması gerekiyor ve ondan sonra Merinos'la başlaması gerekiyor. Romanov gibi ırklar çok uç ırklar. Hı hı. Diğer ırklar gibi değil. Bunlara bakması, şey yapması ama Merinos her türlü sonuca varabiliyor yani onunla. O yüzden ben her zaman Merinos'u öneriyorum. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yanımızda bir abimiz var. İsterseniz sizin vasıtanızla onu da evet, tanıyalım. Kendileri de ISO kimya olarak geçiyorlar. Hı hı. İhracat, ithalatçı. Ben ihracatçı oluyorum. Kendileri ithalatçımız. Evet. Bugüne kadar işte aldıkları hayvanlar. Bunlar da kendi hayvanları. Hı hı. Kendilerini istersen. Ben orada lafa gireyim. Eksik tabii ki Mehmet Hocam. Bir iki bilgiyi tamamlayayım. Belki kamera heyecanı. Başta da söyledim. Zamanımız da kısa. Romanov'u bugüne kadar 84 bin tane Türkiye'ye Romanov gelmiş. Bu gelen Romanov'ların hiçbiri, bu arada Alper kardeşimin Fatih'in Ukrayna'da bir çiftliği var, kendine ait bir çiftliği var. Ve kapatma Avrupa Birliği'nden alınmış hayvan gibi değil orada. Hayvanı beğendiniz, seçtiniz ve bir 30 günlük karantinayı orada yaşıyorsunuz. Avrupa'dan seçtiğiniz hayvan kan testi vesairesi zaten yapıldığı için 3-4 gün içinde Macaristan'da açık olan ülkelerde Türkiye'ye sevki gerçekleşiyor. Oysa ki Ukrayna'da malı beğeniyorsunuz, mal kapatma çiftliğine getiriliyor ve 6-7 tane hastalık için sıfırdan yeniden sanki yokmuş gibi aşılanması yapılıyor. Daha sonra Türkiye'ye 30 gün sonra sevki gerçekleşiyor. Ve hani yapacak ithalat yapacak olan arkadaşlar buna dikkat etsin. Malı görüyor, beğeniyor, 30 gün sonra gidiyor. Hayvanda hastalık çıkabiliyor ve o ülke Türkiye bunun sevkini gerçekleşmesine izin vermiyor. Bu bir sorun. Artı 84 bin tane gelen Romanov'un içinde hiç üniversitenin ki Ukrayna'da bir üniversite var ve bu üniversite Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağılmadan beri de devam ediyordu. Romanov araştırma birimi var. Hani nasıl bizim Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin bir sahnen araştırma geliştirme dalı kolu olduğu gibi onların da bir Romanov'u var. Ve 2000 küsür tane sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam kendilerine ait Romanov'ları var. Harici de üniversite bünyesinde çalışan çiftlikler var üniversiteden destek alan. Türkiye'ye bugüne kadar gelen hiçbir koyun üniversite çıkışlı değildir. Ta ki kardeşimize getirdiğimiz hayvana kadar, ISO kimyaya gelene kadar kendileri bedelini fazla ödedi ama üniversiteden aldı geldi. Koyun burada, bakın zaten kameraman arkadaş çekecek. Hı hı. 4 kuzusunu yanına almış. Hani dışarıdan kuzu monte etme şansınız yok. Bunu koyun anne besleyen arkadaşlar, anne kabul etmez. 5 aylık gebe kalmış, 10 aylık pedigrisi, kartı, evrağı bizde. Doğum yaptı ve işte 2-3 gün önce doğum yaptı. 4 kuzuya da rahatlıkla bakıyor. Bizim ek beslememize ve desteklememize gerek kalmıyor. Yani orijinalini alalım, ne olduğunu bilelim, sonra ön yargıyla karar verelim. Bu bir. İkincisi yine ISO kimyaya Ukrayna'dan üniversiteler arası Avrupa Birliği ülkelerinden işte Suffolk olsun diğer ırkların embriyo transferi üniversite bazında olduğu için Türkiye'ye gelenden çok daha ucuza geliyor. Evet. Hem gümrük vergisi yok hem farklı ülke AB üyesi değil vesaire vesaire. Irk bakımından da hani zenci anneden sarışın çocuk sarışın anneden zenci çocuk çıkabiliyor. Bu üniversite bizim gibi geliştirmiyor. Bir, doğaya uyumlu bir ırk geliştiriyor, hastalıklara dayanıklı. Hı hı. İki, Askanya'dan bahsettiği hayvandan. İki, kendi merasına uyumlu, dışarıdan ek beslemeye destek olmadan. Üç, annelik içgüdüsü çok yüksek hayvan. Bakın Romanov o kadar sahipleniyor, kendiniz gördünüz. Evet. Bu Merinos'ta da aynı şey geçerli. Askanya'nın da böyle bir özelliği var. Ve Türkiye ilk defa Ukrayna'da embriyo transferi yapılmış.
koyunları ülkeye getirdik. Doğumlar gerçekleşecek. Eğer zamanınız olursa çekime de gideriz. Kendiniz de şu görmüş anda olursunuz. İyi taraflarından biri, yine çok kısa keseceğim, çok zamanınızı almayacağım. 2005, 2010, 2015 şampiyonu annenin babanın embriyosunu, spermasını alıp orada çok rahat nakledebiliyorlar ve bu işi yapan insanlar, hani gitmişsiniz, durdurmuşsunuzdur, ciddi ciddi profesörler bu işi yapıyor. Evet. Oysa ki çoban da bu işi yapabiliyor. O kadar bilgiye sahip. Hani 400-500 dönüm toprağı olmayan orada çoban demiyorlar. Yani bir 1000 koyun olmayan adama da koyuncu adam gözüyle demiyorlar. Bakmıyorlar. Bizim gibi değil. 100 koyunla 50 koyunla başlama olmamakla birlikte en cahili dahi, üniversiteden en bilgilisi dahi üniversiteden destek alıyor. Hı hı. Ve hani 1000 koyun alacağıma ben üniversiteden desteklemeyi alayım diyor. Bu işi önce öğreneyim, bir eğitimini alayım, sonra bu işe başlayayım diyor. Evet. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hocama. Lütfen sen de bir şeyler söyle. Konuyla çok şeyim var. Netice tamam itibariyle Alper'in daha önce geçen sene yapılan fuara da katıldık. Evet, beraberdik. Fatih kardeşimiz de buradaydı. Daha sonra satışlar da gerçekleşti. Hı hı. Ama tekrar ediyorum, hani bizim buradaki amacımız, misyonumuz, vizyonumuz doğru ırkı tanıtalım, sonra insanlar karar versin. Romanov kötü ama neye göre kötü? Eski gelen hayvanlar, orada da bizim sürücü besiciler gibi hayvan besleyen insanlar var. Merinos sürüsüyle Romanov'u karıştırabiliyor adam. Hı hı. Çünkü mera çok geniş. Gerçekten Ukrayna'ya gitseniz görseniz tepe falan yok yani, her yer dümdüz. Ve toprağı inanılmaz yaşam, bereketli, verimli. Teknoloji olarak biçer döverleri çok eski teknoloji. O yüzden tarladan ürünün bir kısmını döküyorlar. Biçer döver bir kısmını yerde bırakıyor. Bu zayi olan kısmı da hayvanlara veriyorlar. Tekrar yeşermesi oluyor. Tekrar yerden dökülen arpanın, buğdayın, hayvanın toplaması olduğu için adamlar ek bir beslemeye ihtiyaç duymuyor. Evet. Birçok şey çok ucuz ama her ne olursa olsun baştan beri söylüyorum, Fatih'in de hayvan ithal edecek arkadaş. Önce Ukrayna, bugün uçak bileti çok cüzi bir rakam, hı hı, ve vizesi olmayan ülke. Gitsin önce bir çiftliğini görsün. Bu adam ne iş yapıyor? Önce bunu bir görsün. Sonra kafasına yatıyorsa, bu şartlara da uyuyorsa bizden 3 ay ücretsiz destekleme alır. Yani biz bu hayvanla ilgili alacaksa, tır bazında hayvan alacaksa 3 ay bu vatandaşa, bu arkadaşlara, bu işi yapacak kişilere 3 ay boyunca teknik desteği elimizden geldiği kadar veriyoruz. Yurt dışından getirdiğimiz, ki inşallah önümüzdeki çekimlerde siz de gelirsiniz, üniversiteden bir hocamızı getirdik. Hı hı. Firmaya bıraktık. Firmada 2 gün bunu şöyle besleyin, boş koyuna şöyle bakın, 4 kuzusu olmuş koyuna böyle bakın, işte kuzuları şu kadar besleyin, şu kadar anneden ayırın. İşte olması gereken özellik Romanov diğer koyunlar gibi değil, 2-2 diş atar. Evet. Ağzında baktığınızda 2 yaşında dediğin koyun belki kuzudur daha. Romanov'un öyle bir ekstrası var. Hı hı. Bakıldığında tüy yapısı çok farklıdır. Kendi tüyünü içten döker tavşan gibi, terstir tüyleri. Her makineyle kırkamazsınız. Ama üstüne basarak söylüyorum, bir Avrupa Birliği ülkesindeki embriyo transferi 10 liraysa Ukrayna'da aynı kalitedeki embriyo transferi 6 lira. Evet, böyle bir fark. Ben Alper'e vereyim, Fatih'e vereyim. Tamam. Alper hocamla programımızı da kapatalım. Son olarak söylemek istedikleriniz varsa onları da sizden alalım. Her şeyden alalım. Önce dediğim gibi yani bilinçli yapmalarını istiyorum üreticilerin. Bunlar bir değer, para veriyorlar. Bunun karşılığını almaları gerekiyor. Mutlaka bunun sonucunu isteyeceklerdir. Onun için biraz daha profesyonel bakmalarını, bilinçli bakmalarını istiyorum üreticiler için. Bu kadar. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Tabii, çok sağ olun. Teşekkürler. Evet sevgili seyirciler, gezimize devam ediyoruz. Bursa Yenişehir'de. Şu anda yanımızda Ahet Tarım ve Hayvancılık firmasından Ali Evsen'le beraberiz. Kendisinden hem fuarımız hakkında bilgiler alacağız, etkinlik hakkında, hem de burada bulunma amacımızı konuşacağız. Merhabalar Ali Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Ahet firması olarak üçüncüsü düzenlenen etkinliğimize katıldınız. Nasıl ortam? Biz memnunuz. Katkı sağlayan firmalardan, organizasyonu düzenleyen arkadaşlardan, hı-hı, teşekkür ediyorum. Bu etkinlikte gerçekten emek harcanmış. Üreticilerimiz adına ben tekrardan organizasyonu yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum. İnşallah devamı her yıl sağlanır. İnşallah, biz de öyle temenni ediyoruz. Şimdi Ahet firması olarak Bursa Yenişehir'desiniz. Hangi hayvanlarımızla geldiniz, hangi ırklarımız var? Biraz tanıtabilir misiniz firmamızı? Şu anda standımızda Île-de-France ırkımız var. Bunlar damızlık, 6-8 aylık arası koyunlarımız. Normalde Afyonkarahisar'da damızlık üretim ve ithalat yapıyoruz biz Kemal Beyler'le birlikte. Sektöre inşallah katkı sağlıyoruzdur. İnşallah. Üreticilerimiz hayvan almak istediklerinde dikkat etmesi gereken kriterler ne? Île-de-France ırkı için soruyorum bunu özellikle. Yani şimdi herkes benim elimde Île-de-France var diye çıkarıyor piyasaya ama, evet, bunun genel bir kriteri nedir? Alırken neye dikkat etmeleri gerekiyor?
Ben hep şunu söylüyorum, güvenilir çözüm ortaklarıyla çalışmalarını tavsiye ederim. Şimdi maalesef ithalat yaparken insanlarımız para kazanmak odaklı oldukları için evet. Her türlü ırkı getiriyorlar. Orijinalmiş değilmiş çok önemli burada olmuyor. Ne bulurlarsa toplayıp getiriyorlar. Maalesef bunu da biz vatana ihanet olarak görüyoruz. O yüzden ciddi manada ülkemizde bu işin ustaları diyebileceğimiz, bu işi gerçekten Türkiye için yapan, Türkiye hayvancılığı için yapan ithalatçı arkadaşlarımız var. O insanlarla birlikte yola çıkarlarsa kendileri açısından iyi olacağı kanısındayım. Evet. Peki şunu da öğrenmek istiyorum. Şimdi birçok ithalat firması bu hizmeti veriyor. Yani gidiyor hayvan siparişi verdiğinizde getiriyor 100 tane hayvanınızı damınıza koyuyor. Sadece bununla bitiyor mu işlem? Yoksa o 100 tane hayvanın bakım, beslemesi, muhafazası, ne şekilde barındırması gerektiğini, bunlarla ilgili bir danışmanlık önemli olan noktayı şey yapıyorum. Tabii hani ki. Eski usullerle devam edersek, kralını getirsek evet, barındıramayız o noktada. Aynen öyle. Ya bu noktada da gerçekten hani sizin kanalınızda da hani çıkan hocalarımız var. Yeni başlayacak arkadaşlar bilhassa yani profesyonel danışmanlık almadan bu işe girmesinler. En az 6 ay diyorum ben. 6 ay sistem oturana kadar, kendisi o hayvanlara alışana kadar, hayvanın ağıla alışması açısından ben hocalarımızla çalışmasını herkese tavsiye ediyorum. Var maalesef ülkemizde tır bazında işte ağıla indireyim şöyle yapayım böyle yapayım çok ucuz fiyatlara söyleyen arkadaşlar var ama koyunu indirdikten sonra o arkadaşları bulamıyorsunuz. Sonra koyunla baş başa kalıyorsunuz ve bir sürü sorunlar. Çünkü bizim yerli ırklarla bambaşka bir ırklar bunlar. Bakımından beslemesine çok dikkat etmemiz gereken noktalar var eğer bir başarı sağlayacaksak. Bununla ilgili de yani ciddi isimler var. Burada isim zikretmek doğru olmaz diye şey yapmıyorum ama o hocalarımızla irtibata geçsinler. Onlarla birlikte bu yola çıksınlar. Evet. Bunu tavsiye ederim ben. Buradan izleyicilerimize iletmek istediğiniz sözleriniz var mı? Ülkemiz için taşın altına elini sokmalarını isterim. Gerçekten Küçükbaş bu ülkenin mihenk taşı bence. Et açığı dediğimiz olay büyükbaşla değil, küçükbaşla kapanabilecek bir şey. Ve bizim atalarımız Orta Asya'dan gelirken koyunla keçiyle gelmiş. Evet. Bizim ata mesleğimiz. Bu mesleğe hep birlikte sahip çıkalım inşallah. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bu arada ben buradan şu bilgilendirmeyi yapmak istiyorum arkadaşlarımıza, izleyicilerimize. Ali Bey'in sorumlu veteriner hekimi benim sınıf arkadaşım Servet Bayandur. Buradan kendisine selamlarımızı iletiyoruz. Lütfen Ali abimizi üzme Servet. Ekranlardan da izleyicilerimiz tanıyorlar Servet arkadaşımızı. Veteriner hekim günlüğü programımızda Afyon'da güzel bir program çıkarmıştık. Ali abimize hekimlik noktasında yardımcı oluyor. Bu zaten bu tarz işletmelerde şöyle bir sıkıntı baş gösteriyor. Bizim mesleğimizle alakalı da yaşanan bir olay. Küçükbaşa veteriner hekimler çok fazla böyle bir gelir kapısı olarak bakmadı. Çünkü bizde şöyle bir şey var. İnsanlarda algı bu. Hayvan son noktaya geldiğinde hekime başvurulur. Hani hayvan artık bireysel olarak tek bir hayvan ölüm noktasına geldiğinde veteriner hekim aranır. Bu Türkiye'mizde artık maalesef koruyucu hekimliğe alışkanlık haline getirmemiz lazım. Maalesef bizim üreticilerimiz buradan kızacaklar ama biz de veterineri gereksiz görüyoruz açıkçası üreticiler olarak. Burada çok büyük yanlışlıklarımız var. Hani ben geleneksel koyunculuğa karşı değilim ama bunu da harmanlayarak yapmamız lazım. Evet. Bu iş veteriner ve sizinle olmazsa tek başınıza olacak bir şey değil. Evet. Yani, o yüzden artık çağa ayak uydurup aynen. Koruyucu hekimlik noktasında evet. Uygulamalar yapmamız gerekiyor. Aynen. Çok teşekkür ederim ben Ali teşekkür Bey. Hayırlı ederim. Fuarlar diliyorum. Sağ olun. Kolay gelsin. Evet sevgili seyirciler, Ahit firmasından Ali Bey ile söyleşimizi burada bitiriyoruz. Başka bir standta, başka bir üreticimizle beraber görüşmek dileğiyle. Merhaba sevgili seyirciler, fuar gezimiz devam ediyor. Şu anda TMR Veterinerlik Standı'ndayız. Yanımızda Ahmet Bey ile kısa bir söyleşimiz olacak. Ahmet Bey merhabalar, kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı olsun fuarınız. Teşekkür ederiz. Nasıl geçiyor fuar? Fuar güzel geçiyor. Bu sene Yenişehir'de ilki düzenlenen, Türkiye çapında üçüncüsü düzenlenen fuara katılım sağladık. İlgi alaka güzel. Özellikle hafta sonu çok güzel bir müşteri
potansiyeli bekliyoruz, ziyaretçi potansiyeli bekliyoruz. Türkiye'de hayvancılık var. Hayvancılık olduğu için katılımların fazlasıyla olacağını düşünüyoruz. Evet. TMR veterinerlik olarak küçükbaş sektörüne ürünlerimiz nelerdir? Ne gibi hizmet sağlıyoruz? Evet, TMR veterinerlik olarak, TMR Nutrition olarak küçükbaş sektörüne giriş sağladık. Küçükbaşla ilgili döl tutma problemi yaşayan yetiştiricilerimize çok ekonomik ve kesin çözümlerimiz var. Sağım yapan işletmelere mastitisle ilgili çok ekonomik ve ciddi çözümlerimiz var. Onun haricinde hayvanlarında canlı kilo artışında problem yaşayan yetiştiricilere de 180 gün boyunca her gün ademin iğnesi yapıyormuş gibi vitamin, mineral sağlayan ürünlerimiz var. 180 gün boyunca? Evet, 180 gün boyunca tam destek sağlıyoruz yetiştiricilerimizin güzel hayvanlarına. Peki uygulama şekillerimiz nasıldır? Yani zorluğumuz var mı bu konuda, yoksa basit bir yöntemle mi uyguluyoruz? Uygulama şeklimizi hemen size göstereceğim. Yutturma sondası aracılığıyla, hani yetiştiricilerimizin daha kolay anlayacağı şekilde kelebek hapı yutturur gibi ürünü sondanın içerisine koyuyoruz. Ağız yoluyla tetiğe basarak yutturuyoruz. Yani bir kişinin koyunda, büyük başta mümkün değil ama koyunu bacaklarının arasına alarak, kafasını kaldırarak kolaylıkla yutturabileceği ürünler. Peki şimdi üreticilerimiz daha bilinçlenmeye başladılar. Bu noktada özellikle kalıntı noktasında, ilaç kullanımı noktasında bir geri adım atmaya başladık. TMR olarak kalıntıyla sorunumuz nedir? Yani herhangi bir sıkıntı yaşıyor muyuz, yoksa kullanımdan sonra ette veya sütte herhangi bir kalıntıyla karşılaşıyor muyuz? Şimdi öncelikle insanlarımız çok bilinçlendiler. İnsanlarımız bilinçlendikçe çiftçimiz, yetiştiricimiz bilinçlendi. Ette ve sütte kalıntı, kimyasal, organik olmayan, inorganik ürünlerden uzaklaşıyoruz. Biz bunu her şey Türkiye için dedik ve bu yola çıktık, araştırdık. Ne yapabiliriz dedik. Mastitis'te olsun, diğer ürünlerimizde olsun, tamamen doğal içerikli ürünlerimizle piyasaya girdik. Ürünümüzün, yetiştiricilerimizin anlayacağı tabirle söyleyeyim ben, sarımsak özlü ürünlerimizdir. Hatta ürünlerimizi göstereyim, böyle bir minvit olarak boyutlarını da birebir görelim. Bir bolusumuz bu boyuttadır. Evet. Bu ürün sarımsak içeriklidir. Yani sarımsağın birazcık daha alisin, alinaz enziminin dönmüş hali alisin olarak yapılmıştır. Bu ürünler yetiştiricilere hiçbir şekilde hayvanı kesime gönderdiği zaman, hayvanın sütünü sağıp sütünü peynir yapımında vesaire de kullanacağı zaman yüzünü kara çıkarmayacak, ette sütte kalıntı bırakmayan ürünler. Evet. Tamamen doğal, her şeyle sarımsak özüyle şekillendirilmiş. Ama buradan izleyicilerimize şunu da söyleyelim: sarımsak özü dediğimizde insanlar aman ben de evde ezer yaparım bu bizim zambak hikayesine dönmesin. Gerçekten özel olarak hazırlanmış ürünler bunlar. Evet. Denemekten zarar gelmez. Yetiştiricimiz değerlendirebilir bu düşüncesini. Deneyebilir. Ama başarılı olamayacaklarını düşünüyorum. Başarılı olan bir yetiştiricimiz olursa bizimle bilgisini paylaşsın. Biz ürünümüzü daha da üst noktaya taşıyalım derim. Ama ne yazık ki artık bilim çok ilerledi. Ben size az önce dedim, alinaz ve alisin enziminden bahsettim. Bunlar alinaz alisine dönüyor ve bunlar bir şekilde depolanıyor. Sarımsak kesinlikle depolanamıyor. Depolanamayan bir ürün. O sarımsağı ortadan kestiğimiz veya kırdığımız zaman açığa çıkan koku uçuyor ve gidiyor. O depolanmıyor. O nedenle bizim ürünlerimiz zaten ithal. Biz bunu Hollanda ile birlikte Ar-Ge çalışmasını yaparak, Hollandalı bilim adamlarıyla Ar-Ge çalışmasını yaparak bulduk ve Türkiye'ye getirdik. Türkiye'de bizden başka kimse de yok. Ama dediğim gibi bunu depolamayı başarabilen bir yetiştiricimiz olursa bizim ulaşma yolları bize çok kolay aslında. Köy TV'de olsun, diğer kanallarda olsun reklamlarımız var, numaralarımız var. Bizimle bildiklerini paylaşırlarsa memnun oluruz. Şunu da söyleyeyim. Biz ürünümüze tamamen güveniyoruz. Çok ciddi emekler, çok ciddi süreler sonucunda bu ürünleri elde ettik. Bu ürünü alıp, kullanıp,
Eğer ki memnun olmayan bir yetiştirici olursa biz buradayız. Yerimiz, adresimiz belli. Ürünü tamamen garantili bir şekilde veriyoruz. Getirsinler, bizi bulsunlar. Yani kesinlikle çözüme ulaşacaklarına eminiz, %100 garanti veriyoruz. Evet, çok teşekkürler Ahmet Bey verdiği bilgilerden dolayı. Son sözlerinizi de alalım. Biz teşekkür ederiz. Devam edelim. Biz teşekkür ederiz standımızı ziyaret ettiğiniz için. Her zaman için Köy TV'nin yetiştiricimizin yanında olduğunu görüyoruz. Teşekkür etmesi gereken her zaman için bizleriz. Biz üreticilerin yetiştiriciye ulaşmasında fayda sağladığınız için teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Her şey Türkiye için dedik. Her şey Türkiye için. Bizim açımızdan her şey Türkiye için. Yaptığımız her şey Türk yetiştiricisine, Türk insanının sağlıklı, doğru yetişen nesiller, yani sağlığını kaybetmeden, düzgün bir şekilde antibiyotiğe bağışıklık kazanmadan yetişecek nesiller için çaba sarf ediyoruz. Evet, çok teşekkür ederiz Ahmet Bey. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, TMR Nutrition'dan Ahmet Bey'le söyleşimizi burada noktalıyoruz. Şunu da söyledik programımızda, doğal ürünlere artık dönüş yapmamız gerekiyor. Kalıntıdan uzaklaşmamız gerekiyor. Çünkü kontrolsüz antibiyotik kullanımı yüzünden çocuklarımız daha doğar doğmaz hastalığa yakalanarak doğuyorlar. Artık bunları bırakmamız gerekiyor. Kontrolsüz antibiyotik kullanımlarını bırakmamız gerekiyor. Koruyucu hekimlik noktasında uygulamalara geçmemiz lazım. Onun için de en iyi ürünleri, en doğal ürünleri seçmemiz gerekiyor. Fuar gezimize devam ediyoruz. Bizde kalın. Evet sevgili seyirciler, fuar gezimiz devam ediyor. Şu anda Eskişehir'in ve Türkiye'ye mal olmuş Tınaz çiftliğindeyiz. Emre Tınaz'la beraberiz. Değerli bir yetiştirici, bilinçli bir yetiştirici. Programlarımızda daha önce de izlemişsinizdir Emre Bey'in programlarında. Güzel elit bir sürüsü var, kıvırcık sürüsü var. Türkiye'de kıvırcığa değer veren, onun hakkını en iyi veren üreticilerimizden birisiyle Emre Bey'le beraberiz. Hoş geldiniz Emre Bey. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Fuarımızı değerlendirelim öncelikle. Yani fuar, biz üçüncü gün, bugün üçüncü günde buradayız. Bugün daha hareketli, hafta sonu olması sebebiyle. İşte podoklar doldu, biz yerimizi aldık. Üreticiler, bu işin sevdalısı arkadaşlar, dostlar geliyorlar. Şu anda her şey iyi yani, güzel. Çok güzel Yeniniz. Devam ediyor. Tınaz hayvancılık olarak neden kıvırcıkla başladık, neden kıvırcıkla devam ediyoruz? Şimdi bir sürü ithal hayvan getiriyoruz, neden öyle bir furyaya girmedik? Şimdi fuara da bakarsanız zaten gelenler de hep onu söylüyor. Yani fuarın en güzel koyunları sizde, kıvırcıklar. Ve bakıyoruz hiç bizim yerli ırklarımız yok. Yerli kıvırcık var. Mesela bir mor karaman, işte üvesi, dağlıç. Bunlar yok şu anda, ben göremedim. Evet. Bilmiyorum, siz görebildiniz mi? Biz yok, isteriz maalesef. Ki önceliğimiz yerli ırklar olsun. İşte bakıyoruz Alman karabaşlar, Suffolklar, İlde Franslar, kültür ırkları var, dışarıdan gelen ırklar var. Öncelikle biz yerli, kıvırcıktan yanayız. Bir de bizim, ben çocukluğumda başladım bu işe. Yani bizim hikayemiz biraz uzun. 9 tek koyunla başladık. Şu anda 1200 civarı anıcımız var. Maşallah. Neden kıvırcık? Kıvırcık, yani 27 yıldır çalıştığım bir ırk benim. Kıvırcık, buradaki gelen üreticiler diyor ki, kıvırcık nasıl kıvırcık bu? Bizim kıvırcıklar böyle değil ya da bizim bölgemizde böyle iri yapılı, yüksek koyun yok. Bedenli koyun yok. Şimdi 27 yıldır üzerinde çalışa, aşkla, sevgiyle uğraşa, seleksiyon yapa, biz kendi damızımızı belli bir seviyeye, belli bir noktaya getirdik. İkizlik oranlarımız yüksek. Her türlü iklim şartına, mera durumuna uyum sağlayabiliyor bizim koyunlarımız. Önceliğimiz bu. Kaliteli karkas zaten siz de bilirsiniz, Osmanlı padişahları kıvırcık etini tercih ederlermiş. Kıvırcığın ana vatanı ondan Bilecik, Bursa, Balıkesir bölgesidir. Yani Osmanlı'nın ilk doğduğu topraklardır. Bu yüzden kıvırcığı tercih ediyoruz. Kaliteli karkas, kurbanda tercih ediyoruz. Dediğim gibi yani belli bir noktaya getirdik biz kendi sürümüzü. İkizlik oranlarımız yüksek, hızlı kilo artışlarımız var. Bizim hedefimiz etçi ırklardaki hızlı kilo artışını kaliteli karkası yakalamak. Ve sütçü ırklardaki sütle de 200-300 doğumlarımızı rahatlıkla hızlı şekilde kuzularımızı besleyip büyütmek. Evet. Şimdi üreticilerimiz her zaman kafasında şu var. Benim hayvanlarım işte canlı ağırlık atıyorum 3 ayda 5 ayda işte 30 kilo 40 kilo anca geliyor. Ya ben ne yapayım, bir tane Elida Frans alayım, katayım sürüme, bir melezleme yapayım, azmanlık olsun, bir kilo artışı yapayım. Ya insanlar... Şimdi şu olay, kıvırcığın şu olayı bence uzun yılların emeğin karşılığı, seleksiyonun karşılığı. Aynen, çünkü aynen. Avrupa yapıyor mu bunu? Seleksiyonu yapıyor mu? Biz neden yapmıyoruz kardeşim? Mesela bir mor karamanda, bir ak karamanda, bir ivesi de
neden ırk çalışması yapmıyoruz? Şu anda kıvırcığın en iyisiyle karşı karşıyayız burada. Çok şükür, çok şükür. Aynısını diğerlerinde de bekliyoruz. Özer Bey, bizde kolayla gelmedi yani buralar. Ben çocukluğumu artı gençliğimi verdim yani, gençliğin artık son dönemlerine geliriz biz de genç. Yani hala genciz da... devam et. Yaşlanmadık. Kolayla da bir yerlere gelinmiyor. Çok emek verdim. Bir de çok seviyorum ben yani. Burada aldığımız tepkiler, bu uzun yıllar verdiğimiz uğraşların sonucu. Yani çok güzel tepkiler alıyorum ben bugün burada. Yani böyle kıvırcık olmaz. Gerçekten işte fuarın en güzel koyunları. Bunları duymak benim için paraya pula değişilmez. Bir de zaten ben kendi şahsım olarak da mesela Eskişehir'den geldim ben. Eskişehir küçükbaş üretiminde önemli bir nokta. Buradan ona da değinmek istiyorum. Evet. Ben işte yaptığımız televizyon programlarında olsun, katıldığımız toplantılarda olsun hep söylediğim bir şey. Eskişehir Türkiye'de küçükbaşın başkentidir. Yani koyun keçi birliği ile alakalı çalışmalarımız da var. Aynı zamanda evet, koyun keçi birliği yönetimini de istiyoruz. İnşallah orayı da Allah nasip ederse alırsak güzel projelerimiz var. İşte kendi bireysel başarılarımızı Eskişehir'deki genele yaymak istiyoruz, üreticilere yaymak istiyoruz. İşte döl verimini artırmak olsun, sürü kontrolü olsun, veterinerlik hizmetleri olsun ve en önemli nokta pazarlama. Pazarlamada çok büyük sıkıntılarımız var. Yani bir kurban sezonunu yeni atlattık. Kurbanda çok büyük sıkıntılar çektik. İşte pazarlamada sıkıntımız var yani. O evet, konuya girersek biraz çok derin, onu özel bir konu olarak konuşalım, yüzden, program yapalım. Aynen. Eskişehir'de de böyle çalışmalarımız var çünkü Eskişehir önemli bir bölge. Bölge bir nokta. Yani işte Balıkesirliler bana kızıyorlar. Ben diyorum ki her gün Balıkesir'deki, Surluk'taki entegrelerin arabaları, kamyonları bizim Eskişehir bölgesinde, Çivitada, Sivrihisar, Mahmudiye, Alpo bizim bölgemizden sürekli kuzu taşıyorlar. Kuzu taşıyorlar. Balıkesir bizim Eskişehir'den gönderdiğimiz kuzularla işte Bursa'ya, Balıkesir, İstanbul'a hizmet veriyor. Ben diyorum ki üretici dostlara, bakın Balıkesir bizim gönderdiğimiz kuzularla marka patenti aldı. Biz adamları marka yaptık ama Eskişehir'in üreticiler olarak biz bir şey yapamadık. Evet. Yani dediğim gibi inşallah birlik bize nasip olursa, oranın yönetimini alabilirsek güzel projelerimiz var, güzel işler yapacağız. İnşallah. Artık şu birliklerdeki koltuk sevdasını, koltuğa yapışan başkanlarımızı artık bir yolcu etmemiz gerekiyor. Çünkü küçükbaş bu ülkenin kurtuluşu. Aynen. Yıllardan öyle, beri birliklerden hiçbir fayda, destek görmememize rağmen bu noktalara geldik. Artık bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Aynen öyle Özer Bey. Yani bizde güçlü bir ekibimiz var. Gerçekten dediğim gibi Eskişehir'de çok iyi üretici dostlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz var. Bunlarla bir yola girdik. İnşallah niyetimiz iyi, akıbeti de iyi olacak. İnşallah. Hayırlı fuarlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Razı olsun. Görüşmek üzere. Hoş geldiniz Erdik Bey. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikli olarak fuara bir analizini yapalım. Nasıl geçiyor fuar? Valla fuar bizim için iyi geçiyor. Küçükbaş fuarları çok yoktu biliyorsunuz. Şimdi artık yeni olmaya başladı. Doğrusu da bu zaten. Bizim de işimizle alakalı. Biz de burada bulunmayı istedik. Buradayız. Memnunuz yani. Evet. Nasıl bir hizmet sunuyoruz üreticilerimize? Küçükbaşlar için plastik altlıklar üretiyoruz. Bunlar yerden yüksek kurulabiliyor. Tüm sıvı, gübre aşağı iniyor. Hayvanlar tertemiz bir ortamda yaşıyor. Başka sistemler de var ama bu yeni bir ürün. Evet. Biz de tanıtmak için fuarları geziyoruz. Peki. Uygulanabilirliği nedir? Yani normal şu anda daha önceden kurulmuş ahıllarda uygulama sistemini nasıl yapıyoruz? Valla daha önce kurulmuş çiftliklerde biraz zor oluyor. Evet. Yeni işletmelerde daha kolay. Çünkü eskiyi yenilemek çok zor. Yine yapmaya çalışıyoruz ama yeni işletmelerde şu an bunlar tercih ediliyor. Biz de onları o şekilde uyguluyoruz. Kullananlar da çok memnun. Bir sıkıntı yok Allah'a çok şükür. Peki kaydırma ayaklarda, herhangi tırnaklarda yok, sıkışma, ayaklarda öyle bir problemle karşılaşabilir miyiz? Kaydırma olmuyor. Tüm gübre aşağı iniyor. Sıvı aşağı iniyor. Hayvanlar kuru yerde yaşıyor. O yüzden kullanıcılar da çok memnunlar yani. Teşekkür ediyorlar. Evet. Uygulanabilirliği yani maliyetler açısından. Normalde şu anda yeni kurulan işletmeler genellikle çadır üzerine kuruyorlar. Neden? Maliyetlerden kırpabilmek için. Bunun uygulanabilirlik maliyet olarak nasıl bir skalaya tekabül ediyor? Valla bunların plastiklerin metrekareleri 120 lira gibi, altına kullanacakları demirleri kendileri de temin edebiliyor. Çıkma da alabiliyorlar. Yani o işin kendilerine düşen isteklerim kısmı. Ama bizim normal verdiğimiz plastiklerin metrekareleri 120 lira civarında. Buradan üreticilere seslenmek isterseniz sözlerinizi alalım. Ayrın. Valla üreticilere Allah kolaylık versin diyorum. Herkesin işi zor. Bizim işimiz de çok zor.
Allah herkese iş kolaylığı versin. Amin inşallah. Teşekkür ederiz. Biz kolay teşekkür gelsin. Ederiz. Hayırlı fuarlar. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, fuar gezimiz devam ediyor. Şu anda Burkon makinedeyiz, Yemkarma makineleriyle beraberiz. Yanımızda Şaban Bey var. Kendisinden hem fuarımızı değerlendirelim hem de ürünlerimiz hakkında bilgiler alalım. Şaban Bey merhabalar, fuara hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fuarı öncelikle değerlendirelim. Aynen. Nasıl geçiyor? Ya fuar güzel. Yani bizim alışık olduğumuz işte tarım ve hayvancılık ekipman fuarlarından biraz daha farklı. Küçük baş ağırlıklı olduğu için. Hı hı. Yani güzel oldu. Bizim için de farklılık oldu. Biz evet. De ilk defa böyle bir küçük baş hayvancılıkla ilgili fuara katılıyoruz. Güzel oldu. Müşterilerin de şeyleri var. İlgileri, teveccühleri var. Hı hı. Yani memnunuz. Güzel. Evet. Şimdi hayvan beslemenin temellerinden birisi zaten yem karma evet, makinesi. Evet. Ben bunun her zaman örneğini şu şekilde veriyorum. Evde bir salata yaparken bile ne yapıyoruz? Sırasıyla doğradıktan sonra bir adam akıllı evet, karıştırıp ondan sonra yiyoruz. Evet, evet. Hani bu da hayvanlar için de böyle. Yani otu, evet, samanını, arpasını, buğdayını, her şeyini evet, koyduktan sonra bir karıştırmak gerekiyor. Evet. Homojen şekilde. Evet. Burko'nun bu konuda küçük baş sektörüne yatırımları nelerdir? Şimdi biz ağırlıklı olarak, firma olarak yem karma makineleri üretiyoruz. Yani bunun yanında zamanla şu anda devam ediyor. Tasarımlarımız, imalatlarımız, yeni ürünler de çıkartmaya başladık. Yani özellikle küçük baş için yem kırma, ezme, bunun yanında yeni ürünümüz var. Ceviz soyma makinesi, tabii o sektörden farklı. Evet. Yani bunun yanında hayvancılık ve meyvecilik sektöründe ürün çeşitliliğimizi arttırmayı düşünüyoruz. Ki bunu da yavaş yavaş meyvelerini almaya başladık. Ama asıl hedefimiz bizim yem karma makinelerinde elektrikli modellerde büyük seviyeye çıkmak. Yani şu anda Türkiye'de 8 metreküp elektrikli tip çekilir, hem elektrikli hem şaftlı. Türkiye'de yapan çok firma yok. Yani biz de nadir firmalardan bir tanesiyiz. Yakın zamanda yılbaşına kadar 12 metreküpünü yapacağız, üreteceğiz. Bu Türkiye'de yani dikey yem karmada üretilen bir makine değil. Yani hedefimiz 18-20 metreküp hem elektrikli hem şaftlı çekilir tiplerde. Yani bu işleri yapan, bu geliştiren Türkiye'de önce olmak istiyoruz. Yani bu noktada tasarımlarımızı devam ettiriyoruz. Hı hı. İnşallah amacımız bekliyoruz. Yani. İhtiyacımız da var böyle ürünlere. Aynen. Gelişmeye aynen, ihtiyacımız aynen, var çünkü Türkiye hayvancılığı özellikle küçük baş sektöründe bir ivme aldı, kazandı, aynen, devam aynen, ediyor. Aynen. İnşallah dayı noktaları göreceğiz. Aynen. Aynı şekilde yan sanayinin yani özellikle aynen, küçük baş aynen, hayvancılık sektörü için söylüyorum bunu. Ekipmanların çok ihtiyacımız olacak ya geliştirilmiş ürünlere. Yem karma makinelerinin üreticisi çok fazla ama bunun yanında elektrikli grupta üretim yapan firma sayısı çok fazla değil. Yani çünkü bunun tasarım anlamında, üretim anlamında, servis anlamında üreticiye ciddi bir külfeti var. Bunun için çoğu firma kaçınıyor bundan. Ya biz bu sektörde ilerlemek istiyoruz. Yani Türkiye'de neden 40 metreküp çekilikli peminiklikli hemşaflı yapılmasın? Ya bunun çalışmalarını yapıyoruz. Yani ilerleyen dönemde de bunları zamanla göreceğiz. İlk hedefimiz şu anda 8 metreküp'e kadar yapıyoruz. Yakın zamanda 12'sini çıkartacağız. Ondan sonra 16-20 diye devam etmeyi düşünüyoruz. Yani bunun yanında da işte küçük baş hayvan işletmeleri ve orta büyüklükteki işletmeler için yem kırma, ezme, bunun yanında işte küçük makinalarla da yolumuza devam etmek istiyoruz. Evet, yolunuz açık olsun diyorum. Sağ olun. Buradan isterseniz üreticilerimize seslenmek istediğiniz bir şey varsa alalım onları da. Şu anda Yenişehir'deyiz, Küçükbaş Hayvancılık Fuarı'nda. Güzel hareketli geçiyor. Eğer zaman ayırabilen çiftçilerimiz olursa bekleriz. Biz buradayız. Standımızda ziyaret etmelerini tavsiye ediyoruz. Peki fuar dışında üreticilerim size nereden ulaşabilirler? Facebook. Yerimiz nerede? Öncelikle sosyal medyada çok aktifiz. Facebook, Instagram ve sahibinden.com gibi ticari satış sitelerinde aktif şekilde bulunuyoruz. Bunun yanında firmamız, fabrikamız Nilüfer'de. Yaylacık Mahallesi'ndeyiz. Yine navigasyon yoluyla da ulaşabilirler. Telefonlarımız zaten internet ortamında, web sitemizde geçerli. Hı hı. Yakında Köy TV'de reklamlarımız da yayınlanacak. Aynen. İnşallah başlayacağız. İnşallah. Başlayacağız. Devamı gelir inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı fuarlar sağ olun. Çok sağ olun. Evet sevgili seyirciler, fuar gezimiz devam ediyor. Şu anda Altın Sürü Çiftliği ile beraberiz. Yanımızda sorumlu Ahmet Bey ile güzel bir söyleşiye imza atacağız. Altın Sürü fuar alanının giriş bölümünde çok farklı bir uygulamaları var Altın Sürü Çiftliği'nin. Bir müzayede planlıyorlar önümüzdeki günlerde, önümüzdeki aylar içerisinde. Şimdi Ahmet Bey'den bunlarla ilgili bilgi alalım. Ahmet Bey, fuarınız hayırlı olsun. Teşekkür ederiz, sağ olun. Nasıl geçiyor fuar? Etkileşim yani, nasıl? Fuar gayet güzel. Bugün iyi de bir yoğunluk var.
İnsanlar ilgili, ırkları tanımaya çalışıyorlar. Bizim de isteğimiz bu zaten. Güzel ırklarla, daha kaliteli ırklarla ülkemize hizmet vermek istiyoruz. İnsanların da ilgisi var. Koçlarla ilgili hareketler var. Bizim de zaten koçla ilgili bir müzayedemiz söz konusu. Fuar gayet güzel geçiyor. İnşallah daha da güzel olacak. Daha da ileride daha güzel fuarlar olacak. Hangi ırklarımız var şu anda fuar alanımızda? Fuar alanımızda herkeste değişik ırklarımız var. Biz de buraya getirdiklerimiz, daha ırklarımız var. İşte Zwaples var, Hollanda'nın güzel ırkı. Sulfok, Ile-de-France, Dorper, yine Texel, Swifter, yeni bir ırktan, ülkeden. Hollanda beneklisi, Raçka, Orta Asya'dan. Yani değişik ırklarımız var. Herkesin bu ırklara karşı da bir ilgisi de olmaya başladı. Bu da bizi memnun ediyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda ülkemize bu ırkları daha kaliteli bir şekilde katmaya çalışacağız. İnşallah. Biraz da şu müzayede konusunu açmak istiyorum. Müzayede evet. Nasıl bir müzayede olacak? Neler yapılacak bu müzayede? Müzayedemiz Şile'deki merkezimizde olacak. Şile Ahmetli'deki merkezimizde olacak. Ocak 8 2020 yılında ilk müzayedemiz olacak. Evet. Onu takip eden her ayın ilk çarşambası müzayede olacak. Ülkemizde adaptasyonu zaten yüksek olan, sürüleri takip eden, sürüleri yetiştiren üreticilerimiz var. Hı hı. İşte o sürülere biz kaliteli koçları katarak, kaliteli koçları ekleyerek o sürüleri daha kaliteli hale getirmeyi amaçladık. Evet. Onun için de her bütçeye, her şeye uygun, her sürüye uygun koçların ihalesi yapılacak, evet. Müzayedesi yapılıyor olacak. Burada koçlarımız işte 2500 liralardan başlıyor, 10 aylık, 8 aylık koçlarımız. Fuar alanı ile ilgili söylüyorum. Evet. 2500 liralardan başlıyor, yukarıya doğru gidiyor. 30 bin liralara, 40 bin liralara kadar koç var alanda. Biz de her keseye, her yöreye, her coğrafi bölgeye uygun koçlar getiriyor olacağız. Ve Ocak 8 itibariyle başlıyor olacağız ve kaliteli koçlarla ülkemizi tanıştırmış olacağız. İnşallah. Bu müzayede katılmak isteyen izleyicilerimiz size nasıl ulaşacaklar? Biz şu an data oluşturmaya çalışıyoruz. Bu fuarda da insanlara ulaşmaya çalıştık. Bizim dediğimiz gibi telefon numaralarımız Şile Ahmetli Altın Sürü. Altın Sürü. Altın İnternet Sürü. Üzerinden de arayarak İnternet bulabilirler. İnternet üzerinden de bilgilerimiz orada ulaşıyor olacak. Evet. Çok teşekkür ederiz. Biz Ahmet teşekkür Bey, ederiz. Için. İzleyicilerimize son sözün varsa onları da alalım. İnşallah altın değerinde sürüler için altın değerinde koçlar diyoruz. Bizim sloganımız bu. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Sağ olun. Çok sağ olun.